Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz kaliteli insanın tarifi. Bundan birkaç gün önce bir anket yaptık. Facebook'ta özel bir grubumuz var, malum. Bilmeyenler için de söyleyebilirim. O gruba üye olabilirsiniz. Grubun ismi Hayatın Kontrolünü Ele Alarak Huzurunu Arttırma Grubu. Facebook'ta grup bölümünde bu ismi yazdığınızda karşınıza çıkar ve siz de oraya üye olabilirsiniz. Şimdi orada bir anket yaptık bundan birkaç gün önce ve çok enteresan cevaplar geldi. Ve bu cevaplarla beraber benim düşüncelerimde merak eden arkadaşlar var. Burada bu videoda bunu da paylaşacağım sevgili arkadaşlar. İnsanların o anketle alakalı cevaplarını şimdi sırayla beraber okuyacağız. Şimdi soru şuydu: bir insanı kaliteli yapan özelliği veya ayrıcalığı nedir? Bu şekilde görüşlerinizi merak ediyorum diye yazdık. Bu soruya verilen cevapları beraber okuyalım. Örneğin, iman insanı insan eder, belki de sultan eder. Cevaplardan bir tanesi bu. Bunun yanında başka ne var? Örneğin, kendini bilmek, ömrünü zayi etmemek. Tamam mı? Başka neler var? Özüne güvenmesi, sınırlarının olması, kararlarının arkasında durması. Böyle bir cevap da var. Bu da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden değerli ama herkesin tabii görüşü farklı. Bu videonun devamında zaten kendi düşüncelerimi de paylaşacağım sizinle. Bunun yanında başka ne var? Özüne güveni, insanlara faydalı olması, ağzından çıkacak sözün nereye gittiğini bilmesi, asaletli ve adaletli olması, bunun gibi birçok şey var diyor. Şimdi devam ediyoruz. Dürüstlük çok pahalı bir şey. Ucuz insanda bulunmaz. Bu da bir cevap. Bunun yanında bir cevap olarak da şu var: kaliteli insanlar sözünü yerine getiren, olumlu düşünen, karşılıksız iyilik yapanlar, başkalarının hatalarını kapatan insanlar gibi gibi. Bunun yanında başka daha ne cevap var? Adil, güvenilir, gayretli, akıllı insan. Bunun yanında bir cevap daha var: hayata bakış açısı ve farklı yönlerden hayatı görebilmeyi başarmak. Bu da bir cevap. Şimdi güzel insanlar. Bunun gibi birçok herkesin kaliteli insanla alakalı görüşleri var. Burada benim görüşümü de merak eden arkadaşlara da şimdi tarifi yapacağım. Sevgili arkadaşlar, en basit yol ile şöyle anlatabilirim. Belki görsel anlatacağım. Bir insanın davranışları var, değil mi? Davranışları. Bir de sözleri var. Kaliteli insan, şöyle yapalım. İki çizgi çizelim. Bir tanesi sözleri olsun. Burada söz yazalım. Sözleri. Şöyle bir çizgi. Şurada da davranışları. İkinci çizgi davranışlar. İki tane çizgi var: sözler ve davranışlar. Şu gördüğünüz çizgi, aradaki mesafe ne kadar kısalırsa kalite o kadar artıyor. En basit yolla bu şekilde anlatabilirim. Yani sözleri ile davranışları birbirine yakın olan, tutarlı olan insan. Ne kadar tutarlıysa o kadar kalitesi artıyor yukarıya doğru. Kalite yukarıdaki tepe. Yani sözü ile özü derler ya, atalarımız hep öyle derler, değil mi? Sözü ve özü bir olan insan kaliteli insandır. Emin olmak. Emniyet. Biliyorsunuz Peygamberimiz herkes tarafından seviliyordu, değil mi? Neden seviliyordu? Herkes ona ne diyordu? İman eden veya iman etmeyenler ona hayrandılar. Hangi konuda? Emin diyorlardı, değil mi? Tutarlı diyorlardı. İşte kalite ona bağlı sevgili arkadaşlar. Sözü ile özü birbirine yakın olması. Söz ve davranışların birbirine yakın olmasıyla kalite artıyor. Bu tarifi yaparken aklıma şu da geldi: güven pahalıdır diye bir şey var. Güven pahalıdır. Güveni elde edebilmek öyle kolay olmuyor. Yani bedeller ödenmesi lazım. Bedel nedir? Tutarlılık. Bir şeyi söz verdiğin zaman yerine getirirsen ne yapmış oluyorsun aslında? Bedel ödemiş oluyorsun. O yüzden güven kazanmak, güvenli bir insan olmak
bedele bağlı. O yüzden pahalı. Bu bir atasözü. Güven pahalıdır sözü de bir atasözü. Peki bu güveni kazandıktan sonra bu senin için normal olmaya başladığı andan itibaren. Yani güven vermek, güvenli olmak, tutarlı olmak bunun normal olduğunu zihninde kabul etmeye başladığından itibaren. Bu senin normal halin olması artık her şey kolaylaşıyor. Çünkü güvenli insansın, güvenli limansın. İnsanlar problemleri çözemediği zaman güvenli liman olarak senin yanına gidiyor ve senden yardım istiyor. Veya onlara yardımcı oluyorsun. Onların problemlerini çözüyorsun. Etraftaki insanların ve çevredeki insanların problemlerini çözüyorsun. Niye? Sana güveniyorlar. Başkalarına güvenmiyorlar ki, sana güveniyorlar. Ve bu 1400 yıl önce de böyle olmuş sevgili arkadaşlar. Kaliteli insanın tarifi bu. Kaliteli insan olmanın faydaları nelerdir? Kaliteli insan olduktan sonra, öyle bir itibar kazandıktan sonra bütün kapılar açılıyor. Yani kapalı zannettiğin veya kapalı olan kapılar otomatikman sana açılıyor. Sen çünkü güvenli bir insansın. Hep kapıların açıldığı için işlerin rast gidiyor. Hani var ya, doğru adamın işi doğru gider sözü var ya. Doğru adamın işi doğru gider. Doğru gidiyor işlerin. Engel çıksa da 1-2 saniye sürüyor ve o çözülüyor. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. Tutarlı insanın, kaliteli insanın yani davranışlarıyla sözü aynı olan insanın çok bereketli bir hayatı oluyor. Yani cebindeki paranın bereketi oluyor. Maddi sıkıntı pek yaşamıyor. Yaşıyor gibi gözükse de devamlı mıknatıs gibi parayı, malı, mülkü, varlığı kendine çekiyor. Mıknatıs gibi çekiyor. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. Tutarlı insanlarda, yani kaliteli insanlarda başka neler oluyor? Herkes iletişim kurmaya çalışıyor seninle. Çünkü sen güvenilir insansın. Seni sevmeye başlıyor insan. Samimiyet, sempati oluşturuyor ya, onun gibi sempatik oluyorsun. Çevren oluyor. Daha iyi iletişim kuruyorsun çevrenle veya ailenle. Daha iyi karşıdaki kişiyi anlıyorsun veya anlatabiliyorsun. Örneğin kendi işini yapıyorsan daha fazla hani insanlar geliyor. Daha fazla siparişin oluyor. Daha çok satışın oluyor. Daha fazla müşteri kazanıyorsun. Daha kaliteli müşteri kazanıyorsun. Çünkü sen kalitelisin. Sen nasılsan o şekilde insanları çekiyorsun. Hani derler ya, kör satıcının kör alıcısı olur. Yani sen körsen, kör birisi sana denk geliyor. Kaliteli satıcının kaliteli alıcısı olur. Yani kör satıcının kör alıcısı olur cümlesini güvenilir insanın güvenilir müşterisi oluyor. Bu şekilde de bu şablonu kullanabilirsin. Mesleğinde başarılı oluyorsun. Kariyerin hızı yükseliyor çünkü güvenilir insansın. Seni herkes seviyor. Başkasını bilmem ama bu işi İsa çözer diyor örneğin, sana güveniyorsa. Başkasını bilmem ama bu problemi çözecek sen varsın diye inanıyor. Senin yanına geliyor kişi. Bunun yanında şunu da eklemek istiyorum. Kişilik olarak, karakter olarak daha güçlü olduğundan dolayı sende bir öz saygı oluşuyor. Öz değer oluşuyor. Öz güven oluşuyor. Kafan daha net oluyor. Bilincin dışında, yani beyninin arka tarafında boşa enerji harcayacak konuların olmuyor, takıntıların olmuyor. Yani boşuna enerji harcamıyorsun. Çoğu insan öyle diyor ya, hocam benim bir problemim yok diyor. Bunu söylerken benim bir problemim yok diyor. Ama senin bu davranışın, bu yüzünden yansıyor zaten. Senin problemin var. Bilinç altında, arka tarafta çözmediğin bir problem var. Bu senin yüzüne yansıyor. Yok bir problemim yok derken bile suratın asık. Senin bilinç altında bir problem oluyor. Fakat kaliteli insanın öyle bir derdi olmuyor. Arka tarafta çalışan, arka tarafta çözmediği bir olay kalmadığı için boşa enerji harcamamış oluyor. Dolayısıyla bu boşa harcanmamış enerji de kendi fizyolojisine yansıyor. Mesela kırışıklıkları daha az oluyor. Daha fizyolojik olarak daha genç gözüküyor. Psikolojisi iyi olan insanın fizyolojisi, yani sağlığı da iyi oluyor. Çünkü biliyorsunuz hastalıkların büyük bir kısmı psikosomatiktir, strese bağlıdır, düşünceye bağlıdır, psikolojiye bağlıdır, %95. İşin özü sevgili arkadaşlar, kaliteni arttırmak istiyorsan, kaliteli yaşam istiyorsan, kaliteli hayat istiyorsan, kaliteli kişilik, kaliteli bir insan olmak istiyorsan, o zaman sözünle özün bir olması lazım, birbirine yakın olması lazım. Bu yakınlaştıkça kaliten artıyor. Programlarımızda ana hedef kamil insan demek, kaliteli insan olmak.
Yani program bütünsel olarak onu tamamlamak, kişiyi kaliteli hale getirmek. Ana hedefimiz bu. Çünkü biraz önce tarif ettiğim gibi kaliteli insanın kaliteli yaşamı oluyor. Doğru insanın işi doğru gidiyor. Dolayısıyla ana hedef kamil insan, kaliteli insan olmak ve biz yıllardan beri bunu yapıyoruz zaten programlarımızda, eğitimlerimizde. Örneğin bizim programlarımıza katılan insanların hayatı birden kaliteli oluyor. Kişiler kaliteli olduğu için hayatı kaliteli oluyor. Doğru oldukları için de işler hep doğru gidiyor. Hep her işleri rast gidiyor. Yani sanki önündeki kapılar, hani açılmayan kapılar birden çatır çatır açılmaya başlıyor. Önü açılıyor kişinin. Bereketi artıyor, işi rast gidiyor. O yüzden benim tavsiyem kaliteli insan olmaya çalışacaksınız. Sevgili arkadaşlar, ben burada 35 bin insanla yaptığım çalışmalar sonunda acizane böyle bir formül geliştirdim. Kaliteli insan olmanın tarifini size biraz önce yaptım. Eğer siz de hayat kalitenizi arttırmak istiyorsanız, kaliteli insan olmak istiyorsanız bu konularda sizlere de yardımcı olabilir. Size de bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız hemen bu videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin sevgili arkadaşlar. Zaten programlarımızın, eğitimlerimizin ana hedefi, temel, en önemli hedefi sizin hayatınızın kalitesini arttırmak, sizi kaliteli insan haline getirmek ve önünüzdeki engellerin hepsinin patır patır dökülüp arzuladığınız hedefinize ulaşmanız, sizin bereketinizi arttırmak, kalitenizi arttırarak. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız hemen şimdi videonun altındaki linke tıklayın. Formu doldurun, gönderin. Hoşça kalın.